800 gram kadar biftek ince dilimler halinde doğradım. Elimin altında hazır. Tavayı ısıtıyorum bir yandan şimdi. Biftekleri ilk önce sote etmeye başlayacağım. Onlar sotelenirken de biberleri doğrayacağım bir yandan. Az bir yağ koydum tavaya. Yağ ısındı. Şimdi tavaya etleri atıyorum. İnce şerifler halinde kesilmiş biftek kullanıyorum burada. Ama dilerseniz tavuk etiyle de hazırlayabilirsiniz. Şimdi ara ara karıştırarak etleri pişirmeye devam edeceğim. Burada onlar pişerken ben de biberlerimi şerifler halinde doğrayacağım. Bu arada soğanı da ekliyorum etlere beraber sotelensin. Evet, doğradım. Şimdi biberleri de ekliyorum. Biraz üzerine tuz ve karabiber ilave edip hep birlikte karıştıracağım. Şimdi sotelenmiş biberleri, soğanları fırın kabına aktarıyorum. Şimdi bunun üzerine hardallı, kremalı, mantarlı bir sos yapacağım. Onu ilave ettikten sonra bir 10 dakika kadar da fırında pişmeye devam edecek. Şimdi hemen mantarları doğruyorum. Evet, mantarlar hazır. Etleri sote ettiğim aynı tavanın altını açıyorum ocağa. Şimdi içerisine krema ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı da hardal kullanacağım. Krema ısındıktan sonra ilk önce mantarları ekleyeceğim. Bu arada birazcık biberiye ve 3 diş de sarımsağa ihtiyacım var ve tuz. Sarımsakları da hemen bıçakla incecik doğruyorum. Önce sarımsakları atıyorum. Evet, şu anda krema kaynamaya başladı. Hardalı güzelce karıştırdım içerisine. Mantarları ilave ediyorum. Tuzunu atıyorum. Ve birazcık kuru biberiye. Şimdi mantarlar kremayla beraber şöyle bir iki dakika kaynayacak. Ondan sonra hemen etin üzerine ilave edeceğim. Kremalı mantar sosum hazır. Şimdi etin üzerine boşaltıyorum. Derece fırında bir 15 dakika kadar pişecek. Ondan sonra servis yapacağım. Hardal soslu bifteyi fırından çıkarttım. Birazcık da yemek dinlendi. Şimdi sıcak olarak servis yapacağım. Afiyet olsun.